Başınızı. Merak ettim. Neler oluyor Behlül? Neler ima etmeye çalıştığınızı çok iyi anlıyorum. Meydan okuyorsunuz. Anlayamadım. Matmazel. Oyun oynamayın. Küpe konusunu masada açmanız enteresandı. Bihter Hanım'ın küpelerinden mi bahsediyorsunuz? Evet. Ne ima etmiş olabilirim ki? Sizce? Geçen gece Bihter Hanım bahçede küpesini arıyordu. Bugün küpeyi kulağında görünce gerçekten o karanlıkta nasıl bulduğuna şaşırdım da sordum. Ne yapmalıydım? Sormamalı mıydım? Hayır, gerçekten anlamadım. Behlül, lütfen söyler misiniz neler oluyor? Bihter'in küpelerini amcam hediye etmişti. Biliyorum. Bihter küpenin tekini gerçekten düşürmüş. Kaybetmiş. Bulamayınca da idareten imitasyon bir şey takmış. Geçen gün bana itiraf etti. Siz de küpelere dikkat çekince... Sinirim bozuldu. Bihter'in suratı nasıl oldu gördünüz mü? Siz küpeleri buldunuz mu deyince size nasıl baktı? Aynı küpe olmadığını amcama özellikle hissettirdiğinizi düşündü. Ne saçmalık. Aranızın pek iyi olmadığını biliyorum. Bihter Hanım meydan okuduğunuzu düşünüyor. Yani neyse bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Niye böyle düşündüğünü anlamadım ama Bihter Hanım'la konuşurum ben. Bence uzatmaya hiç gerek yok. Saçmalık zaten. Unutun. Hiçbir şey anlamadım. Dedim ya, tamamen unutuyoruz bunu. Hiç konuşmadık. Behlül. Aslında benim de sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Dinliyorum. Nihal konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum sizi. Sizi yanlış anlayacağından korkuyorum. Zor günleri sizinle atlattı. Ama... sanırım bu duruma başka anlamlar yüklüyor. İyi vakit geçiriyoruz o kadar. Siz de abartmayın. Nihal çok yükseldi. Mutluluktan uçuyor. Buna sevinmem lazım biliyorum ama... ben o kadar yüksekten düşecek diye korkuyorum. Günlerdir içim hiç rahat değil. Hep sizinle konuşmak istiyorum. Sonra vazgeçiyorum. Daha önce de söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Nihal için tehlikelisiniz. Nihal'i kendinizden koruyun lütfen. Peki. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi başlayalım.
Özel'le konuştum. Onu soruyorum işte, ne oldu? Hiçbir şey bilmiyor.